3, 2, 1 geri say. Başlayalım. 1, 2, 3. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Utku ile birlikteyiz. O da bana yardımcı olacak. Çünkü yapacağımız projede birazcık mekanik işler var. Utku da bu işlerden çok iyi anlıyor. Değil mi babacığım? Ha. Tornavi de kullanabiliyor musun sen? Tornavi de kullanıyorum hep. Başka? Babamdan hep tornavi de istiyorum. Başka? Başka hep. Babamdan çikolata. Çikolata. Bir tornavida iki çikolata. Bu videomuzda yapacağımız şey aslında bir 3D printer kullanarak resim nasıl yapılacağını göstermek. Bu videoya geçmeden önce bir önceki videoda oyunda geri tepen mouse yapmıştık. Gerçekten 5 günde 60K izlendi. Bu bu benim kanalım için çok büyük bir rakam. O yüzden izleyen, destek veren ve çevresiyle bu videoyu paylaşan herkese tek tek teşekkür ederim. Nereye? Kaçma. Kaçma. Ve eğer henüz hala o videoyu izlemediyseniz kaçırmanızı hiç istemiyorum. O yüzden şu yukarıya tıklayın. Şurayı göster babacığım. Hemen videoyu izleyin. Ve bugünkü videoda da 3 boyutlu yazıcı kullanarak çok güzel evinizde kullanabileceğiniz bir resim yapacağız. Ama her şeyden önce bu videoyu izliyorsanız şu an bir bakın bakalım kanala abone misiniz? Eğer abone değilseniz hemen oraya tıklayın. Çünkü siz oraya tıkladıkça projelerimiz güzelleşmeye başlayacak. Şimdi size Utku'nun bir sürprizi var. O sürprizi hemen ben getireyim. Çünkü bu birazcık ağır. Hop. Bakın. Bakın. Olamadım babacığım ya. Bu ne kadar ağır. Bakın. Evet. Utku bunu anlatacak. Utku bu nedir? Bu. Çocuk bakıyor. Ne bu? Bu. Yedici. Ben Utku'ya bu arada bunun ne olduğunu söylemedim. Kutunun üstündeki resimden söylüyorum. Kutuyu açalım mı? Açalım bence. Evet. Şimdi but açalım. Öncelikle bu videoda Ender 3 Pro kullanacağız ve bu yazıcı şu anda monte edilmemiş halde. Bunun montajıyla başlayacağız. Tabii ki ev kullanıcıları için müthiş bir yazıcı olduğundan Utku ile birlikte bunu monte etmenin ne kadar kolay olduğundan size göstereceğiz. Ve aynı zamanda Ender yazıcısını merak ediyorsanız video açıklamasına linkini koyuyorum ve bu videoya özel bir haftalık %5 indirim de var. Aşağıdaki kodu kullanarak alışverişinizi yaparsanız bu yazıcıya %5 indirimli sahip olacaksınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Bence de başlayalım. Hemen kutuyu bir açalım. Parmakla dikkat babuşko. Bundan mı açıyoruz? Evet, böyle kesiyoruz. Bu bıçaktan mı açıyoruz? Evet babacığım, böyle kesiyoruz. Buradan da kesiyoruz. Ellere dikkat. Sen ellerini indir bakalım. Evet. Bunu artık, buna işimiz yok. Bunu şöyle. Hoppala, aç bakalım. Şimdi öncelikle kutuyu açtığımızda aslında tamamen demonte halde gelmiyor. Yarı demonte halde geliyor. Sizin çok basit bazı işlemler yaparak bunları birleştirmeniz gerekiyor. Yani aslında vida sıkmasın... Yani aslında vida sıkmayı biliyorsanız evde... Eğer vida sıkmayı biliyorsanız bu yazıcı birleştirebilirsiniz. Yani bu kadar kolay ve kullanım kılavuzuna da bakarak yaptığınızda zaten işler çok kolaylaşıyor. Artık yazıcıyı kutudan çıkartalım ve montajlama işlerine geçelim. Hadi bakalım, şimdi sen çıkaracaksın. İlk önce bunu çıkar. Çek çek çek. Koy kenara. Şimdi bu kutuyla işimiz bitti. Setin içinden çıkan montaj kılavuzu ile kolayca yapabileceğiniz, aslında burada adım adım zaten size anlatmış. Öncelikle parça listesi ve buradaki adımları uygulayarak biz de yazıcıyı montajlayacağız. O zaman başlayalım. 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 Önce ben bunu açıyorum. Öncelikle bu parçayı mı açmamız gerekiyor? Evet, bunu açmamız gerekiyor. Ben sana vereceğim şimdi parçaları. Bunun içindekiler aç bakalım, masaya dök. We'll be right back.
Ve Utku ile birlikte yazıcımızı birleştirdik. Yazıcıyı birleştirirken Utku'nun uykusu vardı, gece vaktiydi. O yüzden ertesi güne bıraktım. Şu an Utku yok, ben yalnız devam edeceğim. Eğer eliniz yatkınsa yazıcıyı birleştirmeniz yaklaşık 40 dakika falan sürecektir. Ama ben Utku ile bunu 1 saatte falan yaptım. Kendisi bana ekstra yardımcı olduğundan dolayı. Eğer eliniz yatkın değilse de yani 1 saatle 1,5 saat arasında bir süre alacaktır. Zaten sizin montajlayacağınız kısımlar çok basit olduğundan dolayı herkesin yapabileceği şeyler. Çoğu karmaşık parça zaten montaj şekilde size gelecek. Videoların altında yorumlarda veya sosyal medyada en çok sorulan sorulardan bir tanesi evde kullanabileceğim 3 boyutlu yazıcı ne almalıyım şeklinde sorular geliyor. Evde kullanmak için alabileceğiniz ve benim de önerebileceğim Ender 3 Pro, yani bugün burada birleştirdiğimiz yazıcı. Fiyat performans olarak mükemmel. Çünkü baskı kalitesi gerçekten çok iyi ve fiyatı da gerçekten çok uygun. Ve aynı zamanda ev kullanıcıların hem müdahale edebildiği hem de kullanabileceği tarzda bir yazıcı. Yazıcının linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Bu arada Ender 3 Pro ile alakalı Robotsan kanalında da şu yukarıya bırakıyorum. Orada da farklı içerikler çekeceğiz. Yani buradakiler daha enteresan olacak. Oradakiler biraz daha yazıcının etrafında yazının upgrade ile alakalı videolar olacak. Eğer yazıcı alıp geliştirmek isteyenler varsa oradaki videolarımı da takip edebilirsiniz. Bugün yazıcıdan resim yapmayı deneyeceğiz. Elimizdeki mevcut bir resmi 3D printer'ın anlayabileceği bir dile çevirmek için tabii ki bir ara program kullanmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcılar STL denilen bir formattaki 3 boyutlu çizimleri algılayabiliyorlar. Yani bizim aslında normalde telefonumuzla veya fotoğraf makinemizle çektiğimiz 2 boyutlu bir görüntüyü 3 boyutlu hale getirmek gerekiyor. Daha sonra zaten yazıcının normal bir cisim bastırırkenki işlemleri birebir aynı. Bahsettiğim işlemi yapabilmek için de bir internet sitesi kullanmamız gerekiyor. Bu internet sitesi de 3dp.rocks.litrofan. Litofon. Böyle bir okunuş var. Tamam, ben de bilmiyorum. Bu site elinizdeki herhangi bir resmi 3 boyutlu baskıya çeviriyor. Tabii ki resimde bazı özelliklerin olması gerekiyor. Öncelikle renkli bir resim. Bu programı yaptı aslında ışık, parlaklık ve renk değerlerine göre size burada 3 boyutlu bir nesne çıkarmak. Mesela siyah, tamamen siyah ve tamamen beyazdan oluşan bir resim. Mesela Star Wars'taki Dark Vader'ı ben denedim. Orada çok iyi bir sonuç alamadım. Çünkü Dark Vader zaten tamamen siyah. Arka taraf tamamen beyaz. Detayları çok fazla yakalayamadı. Ama günlük yaşantıdan çektiğimiz bir fotoğrafı buraya uyarlamaya çalıştığımızda bayağı başarılı bir sonuç alıyorsunuz. Utku ile benim geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığım bir fotoğrafım vardı. Instagram sayfamda paylaşmıştım. O fotoğrafı burada denemek istiyorum. Ve aynı zamanda bu programda ilk önce resmi yükledikten sonra göstereyim. Hemen buradan girip kendi resminizi seçebiliyorsunuz. Fotoğrafı yükledikten sonra zaten otomatikman bu işlemi gerçekleştiriyor. Ama dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi setting kısmında model setting'e girdiğinizde istediğiniz boyutta, yani bu dış çerçevenin maksimum size'ı, sizin bu arada benim resmim kare olduğu için böyle görünüyor ama sizin resminiz kare değil, dikdörtgen de olabilir. Ama dikdörtgenin maksimum boyutlu olacak olan kenarı, yani en uzun boyutlu olacak olan kenarı uzunluğu ne olacak onu buradan istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Ben burada 120 bana güzel geldi ve baskı süresine tabii ki hesaba katarak bunu birazcık yaptım. Ama isterseniz burada yani 1 metre 1 metre bile resim oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki burada yazıcınızın baskı alanı çok önemli ama belki 30-30 baskı alanınız varsa benim kullandığım şu anki Ender yazı 20'ye 20 basabiliyor. Yani şöyle bir tablo basabilir halde oluyorsunuz. Diğer ayarları değiştirmenize gerek yok. Çok merak eden arkadaşlar varsa bunları kurcalayabilirler. Ama yaptığım işlemle baskı almak için başka ayara gerek yok. Image setting'e geldiğinizde burada bir pozitif bir de negatif image var. Default olarak negatif image'de geliyor. Ama bunu pozitif image'e almanızı öneririm. Bu gerçekten kilit noktalardan bir tanesi. Negatif yaptığınızda detaylar çok iyi olmuyor. Ama pozitif yaptığınızda detaylar çok güzel oluyor. Yani çok daha böyle baktığınızda robotik bir yüzden ziyade gerçekten sanki resme bakıyormuşsunuz gibi bir yüz görüyorsunuz. O yüzden pozitif almanızı öneririm. Diğer ayarlar gene isterseniz bakabilirsiniz ama şu anda standart bir baskı için herhangi bir şey gerek yok. Modele gelip ayarları değiştirdikten sonra refresh yapmanız gerekiyor. Ve programın çok güzel özelliklerinden bir tanesi de isterseniz inner curve, yani içe dönük bir eğri refresh dedikten sonra yine bu burada devreye giriyor. Gördüğünüz gibi içe dönük bir eğri çıkardı. Burada dışa dönük bir eğrimiz var. Gördüğünüz gibi detaylar burada. Ve burada solid silindir var. Yani aslında tamamen etrafı dönmüş şekilde. Bu arada mesela bunun gibi şeyler, tabii bizim resim biraz küçük olduğu için çok küçük bir silindir çıktı ama geniş bir resim kullandığınızda ve ölçüleri büyüttüğünüzde o zaman mesela bunu masa lambasının etrafına takabileceğiniz tarzda da getirebilirsiniz. Tabii ki niye arka lamba olması gerekiyor onu video ilerlediğinde onları da göreceğiz. Bu işlemi tamamladıktan sonra tek yapmanız gereken buradan Download tuşuna basmak. Bu tuşa bastığınızda artık 3 boyutlu model indirmiş oluyorsunuz. Yani yazıcıda bastırabileceğiniz bir model elde etmiş oluyorsunuz. Daha sonra tabii ki kullandığınız yazıcıya göre bir slicer programı gerekiyor. O da Cura. Burada çok detaylı anlatmıyorum. Zaten yazıcı aldıktan sonra bunları öğreneceksiniz. Ama bu programda resim basarken anlatmam gereken birkaç trik var. Program açıldıktan sonra indirdiğimiz dosyayı buraya atacağım. Gördüğünüz gibi anında buraya geldi. Burada önemli noktalardan bir tanesi, eğer burada yatay şekilde, yani flat bir resmi yatay şekilde basarsanız
detaylar çok iyi olmuyor. 3D printer'ın çalışma yapısından dolayı bunu dik hale getirmeniz gerekiyor. Infill kısmına geldiğinizde bunu %100 basmanız gerekiyor. Eğer cisminizde çünkü arkada sabit bir renk varsa, oraların içerisinde %20 basarsa bu sefer arkadan ışık vurduğunda oralar kare kare, yani içerideki aslında doldurma deseni görünüyor. O yüzden %100'e basmanıza fayda var. Burada önemli noktalardan bir tanesi support'un kapalı olması. 2. Eğer flat bir resmi, yani düz bir resmi dik basmak istiyorsanız, baskı sırasında tablodan çıkmaması için birim dediğimiz cismin etrafına dönülen ve tablodan kalkmasını engelleyen bir yapıyı kullanmamız gerekiyor. Buradan da birimi aktif edebilirsiniz. Daha sonra başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Slash tuşuna basıp yazıcının anlayacağı dile, yani G kodlara çevrilmesini bekliyoruz. Baskı süresini şu anda 5 saat 15 dakika verdi. Baskı bittikten sonra da diğer işlemlerimizi yapacağız. Tabii ki ben bu sırada bir tane değil, birkaç tane baskılar aldım. Mesela bir tanesi şu, hani size bahsettiğim yatay olarak bastığım bir parça var. İlk önce bunu denemek istedim. Bu arada bu parçayı bastığınızda şöyle detayları görüyorsunuz. Daha sonra bunu dikey basmaya kalktığımda şöyle gördüğünüz gibi detaylar çok daha iyi bir şekilde ortaya çıktı. Farkı da aslında şöyle gösterebilirim. Ve tabii ki bu modelde mesela dikkat ederseniz negatif seçeneği aslında bu. Buralar alnım mesela dışarı doğru çıkıntılı halde. Daha sonra bunu şu şekilde pozitif şekilde çevirdiğinizde ışık vurmazken daha anlamsız, ama ışık vurduğunda daha anlamlı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ve aynı zamanda ışığın iyi geçebilmesi için bazı denemeler yaptım. Onlardan bir tanesi de bu. Bu bastığım şeyin en ince kısmını default olarak 0.8 geliyor. Ben bunu 0.4 yapıp deneyeyim dedim ama böyle bir baskı elde ettim. Bu baskı belki biraz daha iyi ayarlanabilir ama çok verimli olduğu söylemez ve bu fotoğrafta şu gördüğünüz kısımlar neredeyse beyaza yakındı. O yüzden bu kadar inceltmiş olmalı. O yüzden kullandığınız fotoğraflar da aslında yaptığınız çalışmada çok etkili. Hemen bir örneğini daha göstereceğim. En büyük bastığım şey Dark Vader. Dark Vader'ın bu resim şu şekildeydi. Buralar çoğunlukla simsiyah. Burası çoğunlukla beyaz. O yüzden detayları çok fazla ortaya koyamadı. Yani fotoğrafınız renkli, grayscale'da daha çok yayılan bir renk düzeni varsa eğer, o zaman çok daha detaylı bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Ama bunda maalesef burası çoğunlukla siyah. Şuralar da çoğunlukla beyaz olduğundan dolayı çok verimli bir şey elde edemedim ve arkadan ışık vurduğunuzda çok fazla bir şeye benzemiyor. Böyle böyle farklı denemeler yaptım. Mesela bir tane şöyle Utku'nun fotoğrafını bastırdım. Bu fotoğraf da gerçekten çok güzel oldu. Özellikle arkadan ışık vurduğunda videonun sonuna doğru göreceksiniz. Çok daha detaylı bir görsel ortaya çıkıyor. Şimdi elektronik kısma geçmemiz gerekiyor. Bu kısım zaten çok basit. Bir adet adaptör ve bir adet şerit LED'e ihtiyacınız var. Şerit LED dışında farklı ışık kaynakları da kullanabilirsiniz. Ben şöyle elimde vardı bundan. Hatta evin aydınlatması bunu da düşünmüştüm. Güneş ışığı bir şerit LED var. Bu 24 volt. İsterseniz bunu 12 voltunu da tercih edebilirsiniz. Şerit LED kaç voltsa, voltla çalışıyorsa sizin seçeceğiniz adaptörde o voltajda olması gerekiyor. Zaten ben hem 24 volt hem 12 volt seçenekleri aşağı eğer bulabilirsem eklemeye çalışacağım. Onlara göre istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ve son olarak da bir parça daha bastım. Buradaki mesela gri, bunun bir de siyahından bastım. Bu parçada benim aslında fotoğrafımı şöyle çerçevesi, tabii bu boyutlar biraz küçük. Şu galiba benim boyutum. Şöyle çerçeve oluşturabilecek bir parça bastım. Bunu da yine çerçeve olarak kullanmış olacağız.
Tutorial videosundan sonuna geldik. Bu videoda size 3 boyutlu yazıcının ne kadar kolay montajlandığını göstermek istedim. Daha doğrusu Ender 3 Pro'nun ve aynı zamanda yazıda bir şeyler basmak dışında farklı şeyler yapabildiğinizi göstermeye çalıştım. Bu arada sana bu formatta bir hediye birkaç kişiye, belki ailemden, belki arkadaşlarıma da yapmak istiyorum. Gerçekten çok ilgi çekici, farklı bir hediye ve aynı zamanda yapımı da gördüğünüz gibi çok basit. Umarım video faydalı olmuştur ve umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beni desteklemek isterseniz hemen abone ol butonuna basabilirsiniz ve oradaki çan simgesini açın ki video attığım anda siz de bundan hemen haberdar olun. Bu arada yazıcıyla ilgilenenler olursa ben aşağıya linkini bıraktım. Oradan detaylı inceleyebilirsiniz. Ve bu arada bu videoya özel bir haftalıkta %5 indirim var. Eğer tercih etmek isteyenler, almak isteyenler veya bu yazıcıyı kullanmak isteyenler varsa bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Tabii ki sonuçta bir cihaz olduğundan dolayı ara sıra bazı bakımları yapmanız gerekiyor ama artık 3 boyutlu yazılarla alakalı internette o kadar fazla kaynak oldu ki biz de özellikle Ender 3 Pro ile alakalı Robustan kanalında bu cihazın nasıl kullanıldığını ve farklı özelliklerini de yavaş yavaş anlatmaya başlayacağız. Bununla ilgili playlistimiz olacak ve oraya düzenli olarak video atmaya çalışacağım. O yüzden bu yazıcıyı aldıktan sonra merak etmeyin. Bir yandan da ben size aslında bu yazıcıyı detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Bu arada PUBG videosu bu videoyu çekmeden önce 60 bindi. Bu videoyu kapatırken 107 bin. Biraz önce baktım. Herkese, izleyen herkese ilginiz için de teşekkür ederim. PUBG gibi çok ilgi çeken ve sizlere layık olan videolarda zaten sunmaya çalışacağım zamanla. Sizin bana yapabileceğiniz en büyük destek ise videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmak. Bu sayede daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiyi bu kanala toplayabiliriz ve efsane projeler için gerekli ortamı oluşturabiliriz. Neyse yine fazla uzattık galiba. Bir sonraki proje videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Kutku, ben sen yokken seninle başladığımız projeyi bitirdim biliyor musun? Göstereyim peki sana ne yaptığımı. İster. Gel masada. Gel. Hazır mısın? Hazırım. 1, 2, 3. Güzel mi? Güzel. Kim var resimde? Göremiyordum. Nasıl göremiyordun? Kim var resimde? Bak sen yazsın. Başka? Ben yazarım. Başka? Annem yok, busta yok. Onları da yapalım mı? Bunda da yapalım. Tamam anlaştık. Başlayalım mı? Projeyi birlikte bitirdik çak. Teşekkür ederim. Ne demek?